Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bugün keyfim yerinde ve zevkle size bu videoyu hazırlamak istedim. Elimde Sony'nin en son çıkardığı ve videoyu çektiğim gün itibariyle ön siparişte olan Sony A7 IV var. Şu an satışta olmadığı için Türkiye'de bu makineyi ilk kullanan insanlardan biri oldum. Şu an elimde gördüğünüz cihazdan Türkiye'de sadece bir tane var arkadaşlar. O yüzden ilk deneyimleyen ve videosunu çeken insanlardan olduğum için çok şanslı ve mutluyum. Eğer YouTube'a içerik üretiyorsanız, Twitch'te canlı yayınlar yapıyorsanız veya videografi işiyle uğraşıyorsanız bu cihaz tam size göre olacaktır. Şimdi gelin yeni canavar A7 IV'ün özelliklerini, video fotoğraf performansını ve son olarak bir önceki model A7 III ile arasındaki farklar nelerdir? Bunlara değinelim. Hazırsak başlayalım. Sony A7 IV'ün Ekim ayı sonunda tanıtımı yapılmıştı. Aralık ayında da satışa çıkacağı söylendi. Tanıtımı yapıldığında fiyatı 2500 dolar olarak açıklandı. İlk açıklandığında yaklaşık Türkiye fiyatı da 35 bin lira olur diye tahmin ediyorduk. Ama sanıyorum ki artan dolar kuru yüzünden şu anda bazı online platformlarda 38 bin lira olarak ön sipariş verilebiliyor. Dolar kuru hareketinden dolayı videoyu izlediğiniz zaman fiyatlar maalesef ki daha da artabilir. Öncelikle sizlere kısaca Sony A7 IV'ün genel teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ardından da kendi fikirlerimi de paylaşacağım. Yeni cihazımızda 33 megapiksellik full frame bir gövdemiz ve Exmor R CMOS sensör bulunuyor. 100 ila 51200 aralığında ISO değerlerinde kullanabiliyoruz. Yeni öğrendim ki sensöre Bion XXR görüntü işlemcisi de eşlik ediyormuş. Bu işlemci Sony Alpha 1'de de mevcut. Sony A1 gövde fiyatının 86 bin lira olduğunu düşünürsek de bu da çok güzel bir özellik. Sony A7 IV otomatik odaklama ve göz takibiyle saniyede 10 kare çekimler yapabiliyor. 759 adette otomatik odaklama noktası var. A7 IV'de Full HD'de maksimum 120 FPS, 4K'da ise maksimum 60 FPS video kayıtları alabiliyoruz. Full HD'de 120 FPS çekimler yaparken videoyu iki şekilde kayıt edebiliyorsunuz. İster videoyu slow motion olarak yavaş kaydedebilirsiniz, ister normal hızda ama içerisinde 120 FPS değerinde kaydedebiliyorsunuz. Bu tercihte tamamen kullanıcıya bırakılmış. 4K için negatif anlamlı bir parantez açmak istiyorum. Bu birçok yerde söylenmiyor. 4K video çekimlerinde cihaz 1.5 oranında crop yapıyor arkadaşlar. Benim cihazla gördüğüm tek negatif diyebileceğim özellik bu. Çünkü artık yavaş yavaş 4K çekimleri hızlanmaya başladı. Bu 2-3 sene sonra daha da artacak. Dolayısıyla 4K çekimlerinde crop uygulanması full frame bir makine olmasının avantajını kaybettiriyor. Bunların haricinde 10 bit 4.2.2 video kayıtları alabiliyoruz. Güzel bir özellik olarak da Sony'nin sinema kameralarında kullanılan S-Cineton resim profili de A7 IV'de kullanılabilecek. Ek olarak artık yeni nesil bütün cihazlarda gördüğümüz objeleri gerçek zamanlı olarak takip etme özelliği bu cihazda da var. İnsan ve hayvan gözlerini algılayıp otomatik netleme yapabiliyor. Hem fotoğrafta hem de videoda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. A7 serisinin yeni modelinde fiziksel olarak da bazı değişiklikler var. Artık ekran tamamen döndürülüyor. Tam dokunmatik LCD ekranımız var. Bunun yanında USB Type-C ile şarj edilebiliyor makinemiz. A7 IV'de bir de sensör koruyucumuz var arkadaşlar. Makineyi kapattığınızda sensörün önü otomatik olarak bir perde ile kapatılıyor. Bu sayede içeriye herhangi bir toz, pislik vesaire girmesi de engelleniyor. Ek olarak 5.5 eksenli görüntü sabitlememiz mevcut. Gövdenin ağırlığı ise 658 gram oluyor. Son olarak batarya tarafına baktığımızda 2280 mAh'lik lityum iyon bataryamız var. Bu da yaklaşık olarak 580 fotoğraf ve 110 dakikalık video kayıt alabilmemizi sağlıyor. Ek olarak benim en sevdiğim özelliklerden biri fokusu, yani netlemeyi bir objeye, nesneye kitleyebiliyorsunuz. Örneğin hareket eden bir aracın veya kuşun görüntüsünü almak istediğinizde hareket eden objedeki netlik kaybolmuyor. Bu hem fotoğrafta hem de videoda çalışıyor. Bunu özellikle belirttim çünkü bazı marka ve modellerde fotoğrafta bu özellik çalışırken videoda çalışmayabiliyor. Örneğin benim Fujifilm X-T4 makinem var. Bu modelde böyle. Video çekimleri yaparken bunun eksikliğini birçok kez yaşadım. A7 IV'de benzer diğer marka ve modeldeki cihazlara kıyasla fotoğraf ve video özellikleri daha da iyileştirmeye çalışılmış. Sony bu ürünü tanıtırken hibrit bir model yaptık dedi. Yani bu cihaz hem fotoğraf makinesi hem de video kamerası olarak kullanılacak dedi. Aynı zamanda Sony artık fotoğraf ve video modlarını tamamen menülerde de ayırmış. Sanıyorum ki bunu ilk defa Fujifilm
yapmıştı. En azından ben öyle biliyorum. Eğer daha önce farklı bir marka veya modelde yapıldıysa beni uyarabilirsiniz. Ben yaklaşık bir seneden fazladır Fujifilm X-T4 kullanıyorum. Aynı Sony A7-4'te de X-T4'te olduğu gibi fotoğraf ve video modları tamamen ayrılmış. Bu özellikle bu cihazları profesyonele yakın kullanmak isteyenler için çok büyük bir kolaylık. Ben aynı zamanda fotoğraf ve videografi işiyle de uğraşıyorum ve aynı cihazda hem fotoğraf hem de video çekimleri yapıyorum. En büyük kolaylık fotoğraf modundayken yaptığınız ayarlar farklı. Oradan videoya geçtiğinizde video modunda yaptığınız ayarlar farklı oluyor. Aynı zamanda bu değişiklikler sabit olarak kalıyor. Yani sürekli ISO, diyafram, enstantane, beyaz ayarı veya hazır çekim modlarında fotoğraf video modları geçişlerinde değişiklik yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Sony de bunu görmüş olacak ki yeni cihazında özellikle bu modu da uyguladı ve tanıtımında üzerine özellikle çizdi. Gelelim Sony A7 3 ve A7 4 arasındaki farklara. Sony kullanıcıları A7 4'ün çıkmasını tam 3 yıl bekledi ve 3 yılın sonunda yeni model tanıtıldı. Tabii ki her teknolojik üründe olduğu gibi bir önceki modeline göre bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler mevcut. Özellikle video tarafında çok büyük farklar var. A7 3'te 4K 30 FPS çekimler yapabiliyorken artık 60 FPS çekimler yapılabiliyor. Ek olarak bir önceki modelde 8 bit çekimler yapabiliyorken artık 10 bit renk derinliğine sahip video çekimleri yapılabilecek. Genellikle 8 bit ve 10 bit arasındaki fark çok bilinmez. Şöyle basit bir örnek vereyim. İki değer arasında yaklaşık 1,5 milyara yakın renk farkı var. Bu da haliyle çok büyük bir fark. Video montajı yaparken, montajda renklerle oynarken 10 bit çekimler sayesinde videolarda çok daha rahat renk düzenleme imkanı veriyor. A7 3 24 megapiksel iken artık A7 4 33 megapiksel oldu. A7 3'te gövde içerisinde bulunan titreşim özelliği 5 stop iken A7 4'te artık 5,5 stop olmuş. Bu da elde video çekerken veya düşük enstantane hızlarında çekim yaparken daha az titreşim demek oluyor. Ek olarak A7 4'te bir de aktif mod var arkadaşlar. %8'lik bir crop oranı ile çok stabil ve sanki gimbal'la çekim yapıyormuş gibi bir his veriyor. Otofokus farklarından da biraz bahsedelim. Bir önceki modelde 100 AF sistemi varken A7 4'te artık direkt olarak gözden bir netleme sistemi var. Ayrıca bu AF yani otomatik fokus sistemi çok çok başarılı. Hatta Sony sektördeki en iyi otofokus sistemine sahip diyebilirim. Düşük ışıkta olsanız dahi göz netlemesi kolay kolay kaçırılmıyor. Yine önemli farklardan biri bir önceki modelde LCD ekranlı dokunmatik özelliği sadece netleme yaparken çalışıyordu. Artık A7 4 ile beraber menüde gezerken de dokunmatik ekranı kullanabiliyoruz. Yani tam dokunmatik bir LCD ekran bizleri karşılıyor. Peki bu makineyi kimler almalı? Profesyonele yakın düzeyde video klip işleri için çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Netleme sistemi, ISO performansı, dinamik aralığı sayesinde çok güzel işler yapılabilir. Influencerlar rahatlıkla bu makineye sahip olabilirler. YouTube'a içerik üretiyorsanız, Twitch'te canlı yayınlar yapıyorsanız sizin için en profesyonel tercih olabilir. Ekran zaten dediğim gibi tamamen dönüyor. O yüzden vlog çekimlerinde de kullanabilirsiniz. Canlı yayın yaparken kablo ile bağlayıp webcam olarak kullanabilirsiniz. Ek olarak örneğin A7 4 ile beraber canlı yayın yapıyorken aynı görüntüyü hafıza kartına da kaydediyor. Twitch'te canlı yayın yaptınız diyelim. Karta kaydedilen görüntüyü alıp mesela YouTube'a da yüksek çözünürlükte yükleyebilirsiniz. Bu da çok hoş bir özellik. Evet arkadaşlar, bu videoda Sony'nin en son çıkan ürünü A7 4'ü tüm detaylarıyla incelemiş olduk. Tüm özelliklerini aktarmaya çalıştım. Örnek bazı fotoğraf ve videolarla da desteklemeye çalıştım. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.